Hattımızda uzmanımız var ama biz öncesinde rakamlara bakalım. Haftanın ilk iş gününde rakamlar piyasalarda nasıl oluyor? Bunu aktaralım. Borsa çok merak ediliyordu ve döviz cephesi. BIST 100 endeksi 81.607 puanda düşüşle başladı. Haftaya demek ne kadar doğru olur? Dolar TL paritesine baktığımızda 2.87'yi görmekteyiz. Euro TL karşısında 3.09 seviyelerinde. Altının gram fiyatı merak ediliyordu. 99 liraya düşmüştü. Cuma günü 101 liraya kadar tırmandığını görmekteyiz. Ve Brent petrolde de düşüş inanılmaz şekilde devam ediyor. 44 dolar seviyelerinde Brent petrolün varil fiyatı borsada 0,30'luk yüzdelik dilimde bir düşüş var. Şimdi değerli izleyiciler, telefon attığımızda ALB Forex araştırma uzmanlarından Rıdvan Baştürk var. Baştürk, günaydın diyelim size. Öncelikli olarak neler aktaracaksınız rakamların ardından? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, sıkıntılı bir haftaya başladığımızı söyleyebiliriz küresel piyasalar açısından. Çünkü hafta sonu, daha doğrusu cuma akşamı geç saatlerde, yani piyasalarda kapanışlar olduktan sonra Paris'te yaşanan terör saldırılarının ardından tabii küresel bazdaki endişelerin güvenlik kapsamında arttığını söyleyebiliriz ki Antalya'da düzenlenen G20 zirvesinde de yine bu güvenlik endişelerinin ön planda olduğunu, konuşmaların arasında ilk sırada yer aldığını biliyoruz. Tabii oradan gelen olayların ardından yeni haftaya bakıldığında küresel piyasalarda, borsalarda tabii ki aşağı yönlü açılışlar bekleniyordu ki Borsa İstanbul'a bakıldığında yaklaşık %0.40'lık bir aşağı yönlü açılış olduğunu görüyoruz. 81.500 seviyesinde işlem geliyor. Tabii ki de burada Avrupa ve özellikle tabii ki Avrupa ve Amerika tarafındaki tepkiler önemli ki bakıldığında %3'e yakın düşüşler bekleniyor Avrupa borsalarında. Buradaki satıcılı seyrin devam etmesi durumunda Borsa İstanbul'un da tabii ister istemez bu negatifle ayak uydurmasını bekleyebiliriz. Bu hafta veri akışı oldukça yoğun. Onu bahsedeyim kısaca. Yatırımcının da mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Bugün saat 12'de Euro bölgesinden enflasyon verisi gelecek ki Euro bölgesinde enflasyon biliyorsunuz son dönemde çok ön plana çıkan veriler arasında enflasyonun beklentileri karşılamaması durumunda Avrupa Merkez Bankası'ndan bu mevcut parasal genişleme programının uzatılması ihtimali artacaktır ve Euro tarafındaki zaten son dönemlerde bir zayıflık var. Onun devamını bekleyebilir. Yani Euro tarafının kuvvetlenmesi için olmazsa olmazlardan biri enflasyon verisinin beklenti üzerinde gelmesi. Yarın Amerika tarafından enflasyon var. Yine o da çok önemli. Fed'in faiz artırımında direkt etkili olabilecek verilerden biri ki Aralık ayında yaklaşık bir aylık bir süreç var Fed'in faiz toplantısında. O yüzden bu Amerika'dan açıklanacak enflasyon verisi beklentileri aşarsa önümüzdeki süreçte dolar tarafındaki değerlenmenin devamını bekleyebiliriz ve yatırımcıların da dolar tarafındaki pozisyonlarını korumasını bekleyebiliriz. Onun dışında yurt içine bakıldığında önemli bir veri akışı gözükmüyor. Ancak tabii küresel riskle birlikte dolar TL'de dalgalanmalar yaratılacak gibi gözüküyor. Biz orada 2.85'i takip ediyoruz. Yatırımcılar da bu hafta gözü bu seviyede olsun. 2.85'e kadar olabilecek geri çekilmeler kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ama 2.85'in aşağısındaki bir dolar TL'de bir miktar daha satıcılık seyredebileceğimizi söyleyebiliriz. Sayın Başlık, çok çok teşekkürler aktardığınız değerli bilgiler için. Yeniden birlikte olacağız. İyi çalışmalar efendim. Kolay gelsin, yayınlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sırada spor var.